Ege maksimum 10 volta geldiğinde kanalımız tamamen açılır ve buradan akım çok rahat bir şekilde akmaya başlar. İşte VG'nin oranına göre kanalın büyüklüğü, yani darlığı, genişliği değiştiğine göre biz VG'yi küçük tutarsak çok dar alanların akacağı için MOSFET'imizin iç direnci çok büyük olacak ve MOSFET'imiz ısınmaya başlayacaktır. VG'yi artırdıkça buradaki kanal daha da büyüyecek ve direncimiz azalacak. MOSFET'in iç direnci küçülecek. MOSFET'in iç direnci küçüldükçe daha rahat akım atmaya başlayacak ve MOSFET'inizin ısınması daha az olacaktır. MOSFET maksimum kanal açıklığına geldiğinde iç direnç en düşük haline gelecek ve çok rahat akım attığı için MOSFET'inizin ısınması en düşük seviyede olacaktır arkadaşlar. İşte datasheetlerde MOSFET'in bu kanalının maksimum açıldığı voltaja datasheetlerde VRDS10 deniliyor arkadaşlar. Drain source direnci MOSFET açıkken. 10 dediğim MOSFET'in açık olduğu an drain source arasındaki direnci eşittir. İşte MOSFET'i seçerken kullanacağınız yüke bağlı olarak iç direnci en düşük olan MOSFET'i seçerseniz MOSFET'iniz o kadar rahat akım akıtacak ve o kadar az ısınıp bozulma ihtimali de o kadar düşük olacaktır arkadaşlar. Tekrarlıyorum, VRDS10'un ne olduğunu. 10 açık demek, biliyorsunuz İngilizce'de on off'tan. MOSFET açıkken drain source arası direnç, resistance. Buradaki direnç 0,5 ise buradan akan akıma daha fazla zorluk gösterdiği için MOSFET'in uçlarındaki voltaj hesabından hesapladığınızda ısınmanız daha fazla olacak. Eğer buradaki direnciniz atıyorum 0,05 ise çok daha rahat akım akacağı için ısınmanız çok daha düşük seviyede ve MOSFET'inizin zorlanması çok daha düşük seviyede olacaktır arkadaşlar. İşte dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de bu. Onun içindir ki MOSFET'ler en iyi PWM mantığıyla sürülür. Yani MOSFET'in en az ısınmasını istiyorsak ve en sağlıklı çalışmasını istiyorsak MOSFET'i ya sıfır gerilimle yalıtımda tutacağız ya da VGS onun maksimum değeri olan, kaç voltsa işte datasheet'inde MOSFET'in 10 volt diyelim, 10 volt seviyesinde maksimum açık halde tutacağız. Ya yalıtım ya maksimum açıklık. Ve biz bu yalıtım ve maksimum açıklığı PWM ile kontrol ettiğimizde MOSFET'imiz en az iç direnci sahip vaziyetteyken iletimde olduğundan maksimum akımı en az dirençle geçirip en düşük ısı değerine sahip olacak. Ya da tamamen yalıtımda olduğu için hiç akım geçirmediğinden yine MOSFET'imiz güvende olacak. Hatırlarsanız kanalımızda, yine buralarda bir yerde gözükecektir ya da artık gözükmüyorsa bile kart ekleme sayısı bittiği için gözükmeyecektir. En kolay DC motoru nasıl sürülür diye kanalımızda bir videomuz var. O videoda biz şöyle bir devre yapmıştık arkadaşlar. Motor, DC motor ve MOSFET şu aralara açık, pardon. Artan tip olduğu için. Böyle bir MOSFET'i bir potansiyometre ile potansiyometrenin orta ucunu MOSFET'imizin gate'ine bağlayarak motorun hızını kontrol etmiştik. Ve bu videonun yorumlarına çok sayıda daha kuvvetli motorları kontrol edip edemeyeceğimizi sordular.
Ve ben o soruları yorumlarda cevaplarını verdim. Fakat burada açıklamak istiyorum ki bu şekilde çalışan bir devre çok kuvvetli motorları süremez arkadaşlar. Çünkü potansiyometremiz burada bir gerilim bölücü olarak çalışıyor. Maksimum artı 12 volt ve minimum 0 volt arasında değişen voltajlarda gate'e bir voltaj gönderiyor. Yani 0 voltla 12 volt arasında bir voltaj gönderiyor. Ve kullandığımız MOSFET'in gate voltajı da 10 volt. Yani 10 voltluk bir MOSFET'e 12 volt vermeniz sıkıntı değil ama bunun bir maksimum limiti vardır. Mesela 20 volttan sonra burası deliniyordur ve MOSFET artık kullanılmaz oluyordur. O maksimum voltajı aşmadığınız sürece 12 volt fazla vermeniz sıkıntı değil. Maksimum iletime geçecektir. Fakat potansiyometrenizin ayarını düşürdükçe gate voltajı düştüğü için kanal tam açılmayacak ve kanalınızdaki iç direnç büyük olduğundan, geçen akıma zorluk gösterdiğinden MOSFET'iniz ısınmaya başlayacaktır sevgili arkadaşlar. Ve bir müddet sonra bu MOSFET bozulacaktır ki eğer motorunuz çok kuvvetli ve çok fazla akım geçiriyorsa, düşük akımlar geçiren bir motorda, ki biz devremizde öyle yaptık, düşük akım geçiren bir motoru bu şekilde rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. MOSFET'iniz o seviyelere kaldıracak güçtedir. Onun için kolay kolay bozulmaz. Ama dediğim gibi eğer buraya çok kuvvetli bir DC motor bağlayacak olursanız geçen akım kanaldan çok zorlanarak geçeceği için fazladan yük MOSFET'te ısıya dönüşecektir. Ve arkadaşlar MOSFET'iniz COS. Bozulacaktır. Onun için kanalınızı, yani MOSFET'in kanalını ya maksimum açıklıkta ya da minimum açıklık olan kapalı pozisyonda tutmanız MOSFET'in sağlığı açısından her zaman iyidir. Ondan dolayı MOSFET'ler her zaman sürüş tekniği olarak PWM metoduyla en sağlıklı şekilde sürülür. Hemen vakit kaybetmeden uygulamamıza geçelim ve bir de size uygulamalı olarak göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar, uygulamamızda bir breadboard, bir tane IRFZ44 MOSFET, bir tane yine geçen kullandığımız otomobil ampullerinden birini kullanacağız. Besleme olarak yine 12 voltluk bir akü kullanacağız lambanın yanması için. Gate voltajını da hemen şöyle döndüreyim, bu da gözüksün. Ayarlı güç kaynağımızdan vereceğiz. Öncelikle şunu şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Ve ayarlı güç kaynağımı da şöyle yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırayım ki siz de görün. Evet. Ayarlı güç kaynağımın ekranını da şu an görüyorsunuz. Şimdi breadboard'umun üzerinde devreyi kurmadan önce size biraz önce bahsettiğim değerlerden bahsedeceğim. MOSFET'in datasheet'i üzerinde. IRFZ44 MOSFET'imiz için bakın diyor ki drain source voltajı maksimum 60 volt. RDS10 biraz önce anlatırken kullandığım terim, yani MOSFET açıkken drain source arası direnç 0.028 ohmmuş arkadaşlar direnci. VGS 10 volt olmak koşuluyla, yani VGS dediğimiz source gate arası voltaj 10 volt olmak koşuluyla, ki bakın yine MOSFET'in alt parametrelerinde gate source voltajının artı eksi 20 volt aralığında olabileceğini, limitini gördüğünüz gibi 20 voltun üzerine çıkmadığınız sürece VGS'nin herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylüyor. Ve devamlı drain akımı VGS 10 voltta 50 ampere kadar çıkabileceğini söylüyor arkadaşlar.